Evet, bir doğruyla parabolün birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Bu doğrunun bu parabole teğet olabilmesi için m'nin alabileceği değerlerin toplamını sormuş arkadaşlar bize. Hatırlıyorsanız parabol ile doğru birbirine teğetsi ortak çözüm denkleminin delta'sı neye eşit sayın arkadaşım? Sıfıra eşittir. Peki ortak çözümümüzü bir yazalım. X kare artı 3x eksi 2 eşittir mx eksi 11. Hepsini karşıya atacak olursam x kare artı parantez açıyorum. Eksi mx diye geçecek. Yani 3 eksi m'in parantezinde x. Bu da artı 11 olarak geçecek. Artı 9 eşittir 0. Arkadaşlar bu denklemin neydi? Deltası 0'a eşit olacaktı. Peki deltasını bir yazalım. B kare eksi 4 a C eşittir 0 olacaktır. Burası eksi 36 da karşı atarsa, 3 eksi m'in karesi eşittir 36 gelir. Peki karekök alma işlemi uygulayacağım. Burada karekök alma işlemi uygularken şuna dikkat edeceğiz arkadaşım. Bu iki ifade birbirine götürecektir ama ifade mutlak değer içinde çıkacaktır. Mutlak değer içinde 6'ya eşittir. peki mutlak değeri kaldırdığımız zaman da şöyle olacaktır. 3 eksi m 6 olabilir. 3 eksi m eşittir. Eksi 6 olabilir. Burada ifadeyi düzenleyeceğimiz zaman m değeri buradan kaç gelecektir? Eksi <laughs> 3 gelecektir. Buradan da m değeri 9 gelecektir. Bana sağlayan m değerlerinin toplamını soruyordu. Cevabımız o zaman 6 olarak karşımıza çıkacaktır.